Sayın seyirciler, Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanı Sayın Ahmet Özdemir'in makamındayız. Kendisine öncelikle biz yeni görevinde başarılar diliyoruz. Allah hayırlara vesile kılsın. Hem Kahramanmaraş'ımız için hem AK Parti için. Sayın Başkanım, sizi bir tanıyabilir miyiz? Kamuoyu sizi yeteri kadar tanıdığını ben düşünmüyorum. Yani şöyle bir kısa olarak tabii ki kendinizi tanıtır mısınız? Kahramanmaraşlıyım. 8 kardeşiz. Babam İskenderun Demirçelik'te çalışmış ve oradan emekli olmuş bir işçi. 1977 yılında Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan'ın İskenderun Demirçelik'e girdirdiği işçilerden biri. Milli Nizam Partisi'nin de kurucularındandır aslında babam. 8 kardeşin 7.siyim ben. Yaş ortalaması büyük bir ailenin mensubuyum. 5 kız kardeşim, 3 tane erkek kardeşim var. Yani Allah'a hamdolsun, babama da minnettarım. Ellerinden öpüyorum. 8 kardeşin 7 tanesi üniversite mezunuyuz. Maşallah. İşte Dicle Üniversitesi'nde okudum. Hukuk fakültesini Diyarbakır'da. Kahramanmaraş Barosu'nda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Saymanlık yaptım. AK Parti teşkilatlarında da kurucu il başkanımız Rıfat Bülbüldaş'ın dışındaki bütün il başkanlarımızla çalıştım. Yönetim kurulu üyeliği yaptım. İl başkan yardımcılığı yaptık. Ve bugün nihayetinde İl başkanlığı görevini ifa etmeye çalışacağız. Başkanım, çok güzel bir süreç geçti. Seçimden sonra işte il başkanlığı süreci bir heyecan. Yani evet, sanki Kahramanmaraş'ta yeniden bir seçim havası varmış gibi bir heyecan oluştu. Evet. Tabii bu süreçte de herkes siyasi toto dediğimiz kıstasları yaptılar. Evet. Ve siz layık görüldünüz. Evet. Kahramanmaraş kamuoyunda da basın olarak bizim aldığımız izlenim çok olumlu. Evet. Size de yansıyor mu Sayın Başkanım bu? Evet, şöyle. Yani üzerinize yük biniyor mu? Bu olumlu havanın yansıması tabii size daha bir artı yük getirmesi gerekir. Şöyle söylemeliyim. Şimdi biz Kahramanmaraş teşkilatlarına dikkat edin. Her seçimden önce biz kongre yaparız. Bizim için değişiklik, yenilenme bir enerjidir. Yani bu bana hasredilmiş bir özellik değil. Buraya o kardeşlerimden herhangi biri de gelseydi bu enerji yine olurdu. Biz değişimden korkmayan bir partiyiz. Değişerek büyüyen bir partiyiz. O nedenle enerjinin kaynağı odur. Ama onun bir sorumluluğu var, onun farkındayım. O enerjiyi coşkuya dönüştürmek, o enerjiyi daha fazla ateşlemek gerekir. Onun üstünü kapatmamak gerekir. Bunu biliyorum. O nedenle de o insanımızın enerjisini daha kamçılayarak, daha coşturarak devam edeceğiz. Zaten siyaset budur. AK Parti'ye oy kazandırmak budur. Başkanım, takdir edersiniz ki Kahramanmaraş'ın teknik direktörüsünüz. Haliyle de birkaç gün içerisinde yönetim kurulu listesi şekillenecek. Evet. İstifalar verildi sanırım. Belirleyeceğiniz yol arkadaşlarına belirlerken 2019 seçimlerine yönelik mi belirleyeceksiniz? Evet. AK Parti'nin Kahramanmaraş'ta aldığı oyun çıtasını yükseltmek adına bunlara önem verecek misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şöyle söylemeliyim ama önce Kahramanmaraş'ın sadece teknik direktörü olmak bu benim için uygun bir tabir değil. Sağ olun siz böyle layık gördünüz. Ama biz başta bakanımız, sonra milletvekillerimiz, sonra belediye başkanlarımız, sonra ilçe teşkilatlarımız bunlarla birlikte biz Kahramanmaraş'ı birlikte yöneteceğiz. Ben bu kurulun istişareyi sağlayacak organıyım. Ben onlar arasındaki iletişimi sağlayacağım ve bu şehrin iyi yönetilmesi için birlikte hareket edeceğiz. Yönetimin kurulmasına gelince 2019'u 2023'ü hedeflemiyorum. Şunu hedefliyorum. Derdi davası olan, maneviyatı olan, dürüst olan, beklentisi davasını yükseltmek olan insanlarla çalışmayı hedefliyorum. Bu insanları bulduğumda, bu insanlarla çalıştığımda onlar benim davamı sırtlayıp götürecekler. Nereye götürdükleri zaten o zaman endişe edilecek bir durum olmayacak. O
O insanları bulacağım, o insanlarla çalışacağız ve o insanlar bizim davamızı daha yüksek noktalara getirecek. O yüzden yani stratejik hamleler değil bunlar. Bunlar ahlaki, dürüst, maneviyatı güçlü, davasının sahibi olan insanları bulmak. Başka bir şey yok. Başkanım, o kadar güzel konuya değindiniz ki yıllardır, 13 yıldır daha doğrusu, eskiyi demiyorum, geçen iftar yemeğinde Sayın Ali Sezal iftar yemeğinde bir konuşma yaptı. Evet, çok etkilendim evet. Ben. Eskiden AK Parti yönetimini kamuoyu tanırdı. Evet. Biraz önceki bahsettiğiniz olaylar ona da geliyor. Sizden önceki yönetim kurulundaki arkadaşların çoğunu kamuoyu tanımıyordu. Yani evet. AK Parti yöneticisini halk kendisine yakın olmasını istiyor. Evet. Sizde o yakınlığı görüyor. Buna önem verecek misiniz? Yani tabii ki. Biraz önceki bahsettiğiniz paralelinde soruyorum bu soruyu. Tabii ki. Buna tabii önem ki. Verecek misiniz? Yani belli mertebedeki kişiler mi olacak? Yoksa halkla iç içe olan insanlardan mı oluşacak? Şimdi siyaset aristokrat bir kurum değil. Halkın beklentileriyle yaşayan ve halkın beklentilerini karşıladıkça beslenen bir kurum. Dolayısıyla arkadaşlarımız halkta karşılığı olan ve saygınlığı olan insanlardan oluşursa ve toplumun içinde yaşamaya alışmış olan, yani bu nedir? Ekmeğin fiyatından haberi olan, halk tabiriyle söylüyorum. Bu tür insanlardan oluşursa insanımızın bize olan beklentisi konusunda bize aracılık ederler. Bir talebi makul seviyede bize ulaştırırlar. Biz de ona çözüm ulaştırdığımızda, siyaset bu, başka bir şeyi yok siyasetin. İnsanların beklentisini makul ölçülerde karşılamak. Karşılayabildiğimiz ölçülerde. Karşılayamadığımızda niye karşılayamadığımızı yine makul ifadelerle onu anlatmak. Bunu sağlayacak insanlarla çalışacağız. Yani arkasında çevresi olacak, çevresinde saygınlığı olacak bu tür arkadaşlarımızı bulacağız. Kahramanmaraş'ta binlerce böyle insan var. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Onları bulacağız. Yani düşüncenize ben sonuna kadar katılıyorum. Halkla iç içe olmalı diye düşünüyorum. Yönetici AK Parti İl Yönetim Kurulu'nun sadece Ahmet Özdemir'den müteşekkil olması size tabii çok zorluklar getirir. Yönetim kurulundaki bulunan arkadaşların da bu taşın altına elini koyarak, dediğiniz evet. gibi halkın arasında sevilen, sayılan evet. Halk insanı evet. olması açısından başkanım, son olarak ne söylemek istersiniz? Şunu söylemeliyim. Biz bu millete minnettarız. Her zaman söylüyorum. AK Parti teşkilatlı olarak biz zaten her seçimde elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ama onların kalbinde yer edinirseniz karşılık buluyorsunuz. Kırarak, dökerek, otorite kurarak çalışırsanız bu bir yere kadar gidiyor. Ama kalbine, gönlüne misafir olursanız bu ömür boyu devam ediyor. Bir şiarımız var. İnsanımızın gönlüne misafir olacağız. Hedefimiz bu. Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.